Evet kıymetli dostlar hepiniz golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar inanılmaz bir olay var. Çok inanılmaz çok değişik bir olay var. Fakat önce ben e, hızlı bir şekilde seri bir şekilde haberleri okuyacağım arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'de Burak Kapacak ayrılıyor demiş. Geçen sezon Sivas Spor'a kiralandı. Nerede Burak Kapacak haberimiz yok. Süper Lig'de oynama izni yok. Alt liglerden teklifler geliyor. Fenerbahçe bunlardan birini kabul etti. Ama Burak Kapacak nerede? Haberim yok arkadaşlar. Ciddi ciddi. Yani bütün duyumcu arkadaşlara sorarsanız çok çok sevinirim. Fenerbahçe'nin Radik Kurniç'ten elde edeceği gelir. Hemen buraya da geçeyim. Şimdi Kurniç'i ben beğenmiyordum. Gelmeden önce de söyledim. Arkadaşlar eğer bunu 6'ya alırsak çok küfür ederiz. Yapmayın 6'ya almayın. Ha 8'in yedeği 10'un yedeği bak bu Şimanski'nin yedeği dersek sıkıntı değil. Koşmaz. Alex gibi sağda gezinir ama gol pozisyonlarında biter dedim. 8'in yedeği de Fred'in yedeği de eh işte dedim. Ama yani ikili mücadelelerden kaçan bir oyuncu teknik oyuncu dedim. Yanılmadım. Şimdi Amrabat için de aynısını diyorlar. Hocam kurun için Alakası yok. Kurun için kemiren versiyonu arkadaşlar. Kurun için rakibi ısıran versiyonu. Bak gönlünüz rahat olsun. Ama 450 dakika izlemedin de ben konuşmam. Siz de 450 dakika bekleyin. Şimdi 30 yaşındaki futbolcu... Kızıl Yıldız'a gitti. Sırp basını duyurdu, Kızıl Yıldız duyurdu. Bu arada Kızıl Yıldız'ın tanıtım videosunu izlediniz mi arkadaşlar? Bir tek Fenerbahçe'deki videosu yok. Ne yaptı ki Fenerbahçe'de? Yandan geçeni izledi hocam. Gol atılırken izledi hocam. Kenardan bakarken izledi hocam. Şut çekerken izledi hocam. Sürekli izledi falan. Şimdi dikkat çeken bir madde var arkadaşlar. Bir sonraki satışından elde edeceği gelirin %50'si Fenerbahçe'ye diye. Vallahi de billahi de bak ben size bunun şeyini yaptım beni e, yalancı çıkarmayın. Ben size bunun anketini yaptım. Dedim ki üç 3,5 milyon euro verdik ama sözleşmesini feshetsek bedava gitse der misiniz hocam kazık yedik. 3,5 milyon euro çıkmıyor yoksa hocam aman zararın neresinden dönersen dön kardır mı dersiniz dedim. Siz dediniz. Siz dediniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi kurun için yüzde si, yani sen beğenmedin futbolcuyu gönderiyorsun. Yüzde si sizden diyorsun. Yüzde si sizin yüzde si benim. Valla mesela kent için gönderelim. Ciddi söylüyorum. Kenti biz hangi takıma göndersek gönderelim. Sonraki satışın yüzde yirmisi bizim olsun. Yüzde beşi bizim olsun. Yüzde onu bizim olsun. Hiç sıkıntı değil. Bu mantık mantıklı bir mantık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani bir de şöyle bir şey var. Bizden giden Messi oluyor ya. İnşallah Messi olur. Bu arada Rossi'nin payı var. Arda Güler'in payı var. Elif Elmas'ın falan payı var hep hatırlatayım bunları. Adrian Rebiot için Suudi Arabistan'dan teklif. Arkadaşlar transfer gündemini en çok yoran isimlerden birisi. Hani anasının kuzusu Adrian Rebiot. Al Nassr'dan teklif almış. Yıllık 20 milyon euro. 8 yabancısıyla yabancı hakkını dolduran Al Nassr Rebiot için, Rebiot için bir oyuncuyu gönderecekmiş. Ya zıkımın kök arkadaşlar. Rabiot diyorum. Rabiot diyorum ya. Bu kadar takılmayın ya. Vallahi direkt o tip yorumlar yapanları direkt engelleyesim geliyor ya. Sizin arkadaş? Rabiotsa Rabiot. Babamın oğlum Rabiot işte. Maximin okunuşu Maximin. İngilizce okunuşu Maximin. Adam çıkmış. Bana Maximen değil. Maximinsin lan sen. Hıyar herif. Ayşe diyorsak Ayşe olacak adın. Bundan sonra senin adın Ayşe. Hayret bir şey ya garip garip işler, garip garip hareketler. Neyse. Oyuncu Juventus'ta 7,5 milyon euro maaş alıyormuş. Sözleşmesi sona erince boşa çıkmış ve henüz bir takımla anlaşma sağlanamamış. 35 milyon euro piyasa değeri var ama şimdi Rebio Galatasaray'dan bonuslar dahil 12 milyon euro istedi diyor sevgili Serkan Gazioğlu. Kim Serkan Gazioğlu? Salva. Bizim meşhur Salva Serkan'a da buradan selamlar olsun. Yani Galatasaray'dan bu kadar para istediyse Bilmiyorum nasıl olacak, nasıl edecek. Bu arada Gal <laughs> ee, Fabrizio Romano Galatasaray'ın Oşimhen'e ödeyeceği maaş 9-10 milyon euro diyor. Bununki doğrudur. Bununki daha doğrudur. Çünkü Galatasaray 6 milyon euro diye açıkladı da. Yani Galatasaray ne derse desin. Siz biliyorsunuz arkadaşlar bazı şeyleri. Benim söylememe gerek yok. Osterwolde'ye Katar'dan dev teklif. Hollandalı Dosterwolde'ye Katar'dan dev teklif geldi. Ne kadar dev? Çok dev. Çok çok dev bir teklif geldi arkadaşlar. Katar'dan. E, 750 milyon euro. Hocam atma sen de ya. Atıyorum tabi lan. Ya arkadaşlar bakın. Her habere inanmak zorunda değilsiniz. Anladınız mı? Onu söyleyeyim. Ama her haberi de yalanlamak zorunda değilsiniz. Ya da her habere tepki koymak zorunda değilsiniz. Şimdi Österbölde yıldız bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Benim de bayağı beğendiğim bir oyuncu. Sizler çöplerken bile. Ferdi gitti dedi, 20 milyon euroluk Katar'dan teklif gelmiş. Bir kere bu haber yalan. Niye yalan? Avrupa'dan 22 alan futbolcuya Katar 20 vermez. <laughs> yani bakın haberi araştırmıyorum bile. Kimseye sormuyorum bile. Bu haber yalandır. Ya Avrupa'dan ben size isim vermeyeceğim ama Premier Lig'den bir takımdan 22 milyon euro teklif aldı arkadaşlar. 22 milyon euro. Allah rızası için. Yani 22 Premier Lig'den alan bir futbolcuya Katar 20 verir mi? Size soruyorum. Bak Taner Karaman ne demiş? Lan aslında güzel şey söylemiş ya. Farkın olmadan Galatasaray'a bindirmiş. Diyor ki Icardi 2 ay yok. Şampiyonluk primleri ödenmemiş. Kara borsa bilet gündemi ve Young Boys elenilmesi gibi durumlardan şu an hangisi konuşuluyor? Bütün kara bulutlar dağıldı demiş. Ben bir önceki videoda da söyledim ya Galatasaray'ın kadrosuna bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Asıl orası var. Fenerbahçe'den sürpriz atak Rebiot diyor. Alakamız yok. <laughs> Onu da söyleyeyim. Ha bize önerildi mi? Önerildi. Şimdi Galatasaray'la bizi çatıştırmaya çalışıyorlar. Onlar 3 veriyor siz 5 verin. Onlar 5 veriyor siz 10 verin diye. Alakamız yok. Fenerbahçe'de sol bek hareketliliği. Nasıl bir hareketlilik? Çivıl için yoğun mesai doğru değil arkadaşlar. Bakın ben Çivıl için bir kez daha söylüyorum. Kanala yeni abone olmuşsunuzdur, beni yeni tanıyorsunuzdur. Benim günlerdir verdiğim duyum şu. Bize ben Çivıl öneriyorlar. Verdiğimiz cevap şu. Bedava kiralayın. Yıllık ücretini siz verin. 10 milyon euro civarında bir satın alma opsiyonu koydurun. Alalım dedik. Ya yani hiçbirini kabul etmediler. Diyen aday Sergio Regilion'muş. Sergio Regilion için size ne dedim? Menajeri birine pazarlamak istiyor. Hani biz olmazsak başkası, onlar olmasa başkası dedim mi? Dedim. Sonuç idmanlara çıkıyormuş. teknik direktörü göndermek istiyormuş arkadaşlar. Senelik 3 milyon 200 bin euro maaş varmış. Bir kısmını siz verin, bir kısmını biz verin, verelim demişler. Mourinho 2020'de 30 milyon euroya Tottenham'ı aldırmış. Şimdi bir diğer isim Brown için rest çekilecek. Arşı Brown için Gentle yapılan pazarlıklarda son aşamada bir şey kat edememişiz falan filan. Biz masadan kalktığımızı sürdürdük arkadaşlar. size söylemiştim bunu. Yani Arşı Brown da beklemeyin. Ee... yani şu an durum bu. Ancak işin bu boyutundan başka bir boyutu var. Nedir o boyut? Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan'ın açıklamaları. Şimdi Burak Çağlan Kızılhan'ın bazı açıklamaları var. Özür dilerim. Öncesinde şunu söylemeyi unuttum. Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ve Osay Samoyel'in sözleşmelerini uzatmak istiyor diye haber yapmışlar. Ben bunun duyumunu verdim hatırlarsanız. Benim duyumdan sonra bunun haberi yapılmış. Bu gerçek arkadaşlar. Niye gerçek? Şimdi İrfan'la da sayede sözleşme inşallah uzatılacak. Bir aksilik yok. İrfan Can'a senelik teklif 50 milyon TL. Osay'a 2 milyon euro demişiz. İrfan Can ise teklife sıcak bakarken Osay'a 2,5 istiyormuş. Külliyen yalan. O sayının aldığı teklif 900 bin euro. Benim bildiğim fazlası olabilir, eksi olabilir. her dediğim doğru diye bir şey yok arkadaşlar. Her verdiğim duyum doğrudur, her verdiğim bilgi doğrudur diye bir iddiam yok. Benim bildiğim 900 bin euro. Biz 1,5 milyon euro artı oynadığım maaş başına ücret falan filan yap e, teklifimiz var. Oyuncu da 1,750 istiyordu. Görüşmeler sürüyordu arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Anladınız mı? Ben ikisinde de sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Ee... Durum bu. Başka Taner Karaman'ı konuştum. Ha. Fenerbahçe Boka'ya 15 milyon dolar artı %20 sonraki satıştan pay teklif etmiş. Boka oyuncuyu sadece 20 milyon euro fesip bedeliyle bırakacaklarını söylemişler. Ve Fenerbahçe de masadan kalktı. Samet Akaydın için bir kiralık konusu var ama tam doğrulatamadım ya. Onu da söyleyeyim. Doğrulatmadan da bir şey söylemek istemiyorum. Medine hakkında da konuştuk. Şimdi iki husus var. Onu söyleyeyim. Şimdi ilk husustan başlayayım. Burak Çağlan Kızılhan. Bugün itibariyle sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında futbol takımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimizi inanıyoruz. Futbol takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz. Bakın. Fenerbahçe Avrupa kadrosunu tamamlamış bulunuyor. Bunu niye tamamlıyor? Bunu ne zaman tamamlıyor biliyor musunuz? Bunu ee, nasıl anlatayım size? Ya savuncu oğlu mesela demiş ki Fenerbahçe UEFA'ya oyuncu listesini verdi. Listeye Amrabat'ta eklendi. Avrupa Ligi'nde mevcut kadroyla mücadele edilecek. Bugün yeni bir ekleme olmayacak dedi. Bu bir. İkincisi aslına bakarsanız Jose Mourinho geçen gün şifresini verdi dedim size. Dediniz ki hocam ne alakası var? aslına bakarsanız Mourinho dedi ki Avrupa listemize dedi, o ekleyebilirsek Medina yoksa dedi, kimseyi eklemeyeceğiz dedi. Yani bunu demeye getirdi. Onu söyle. Bu arada Samet Akaydın soracaksınız kesin de Çay Spor'la alakalı bir şey duydum. Hani ötesinde duymadım. Çay Spor kiralık olarak bir teklifte bulunduğu gibisine. Neyse. İnşallah olur. Öyle söyleyeyim. Şimdi Burak Çağlan Kızılhan'ın ilk açıklamasını anladık. Avrupa Ligi kadrosu tamam. Artık eklem olacak. Zaten olmayacak. Bitti mi? Bitti. Bak bitti mi? Bitti. İkinci kısım var. Nedir ikinci kısım? Transfer gündemi ilgili kulüp mecralarımıza şunu söylüyor. Bakın futbol takımımız UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de teknik direktörümüz Jose Mourinho'nun öncülüğünde taraftarımızın eşsiz destekleri ile emin adımlarla hedeflerine yürüyecek kimliğe sahiptir. Hocam ben buradan şunu anladım. Süper Lig'de de transfer yok. Avrupa'da da yok. Fenerbahçe'nin doğası ve hedefleri gereği tırnak içinde söylüyorum. Transfer çalışmalarımız ve potansiyel transfer adımlarımız ise durmaksızın devam etmektedir. Anladınız mı? Anladınız? Yani burayı da anladınız mı? Anladınız. Ee, yani çalışmalarımız, potansiyel transfer adımlarımız devam ediyor Arkadaşlar şu anda benim de bir isim var söyleyemiyorum. Ya e, söylemem lazım ama söyleyemiyorum. Ben size ipucu versem olur mu? Anlarsınız de mi ipucu versem? Ben size ipucu vereyim az sonra. Dikkatlice dinleyin beni. Takımımız hedefleri yolunda kadromuzu daha da derinleştirip kadro değerimizi yükseltecek alternatif oyuncu girişimlerimiz sürmekle birlikte. Ben buradan transfer market değeri yüksek bir isim algılıyorum. Futbol takımımızın kısa orta vadeli yapılanması çerçevesinde bak kısa orta vadeli yani bir yıllık ya da iki yıllık vades çerçevesinde potansiyeli olan genç oyuncu girişimlerimizin de olduğunu vurgulamak istiyorum. Hocam yani bitireyim. Büyük taraftarımızın her zaman olduğu gibi sonsuz destekleriyle teknik direktörümüz Mourinho ve armamız için mücadele eden futbol takımımızın yanlarında olacağını biliyoruz diyor. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim biz Fred'i nereden aldık? Manchester United'dan. Fred nereli? Ah, Brezilyalı. 24 yudumda bitirdim ben bu çayı. Farkında mısınız? Bu arada Amrabat'ı da Manchester United'tan aldım. Aramızdaki bağ güçlü Manchester United'la. Yani 24 yudumda bitirdim ben bunu. Yani hızlı bir adamım. Amrabat Brezilyalı değil değil mi? Değil. Ha, keşke Brezilyalı olsaydı. iyi olurdu. Biz çok severiz Brezilyalıları. Ya Brezilyalılar iyidir. Hoştur. Güzeldir. Ee, hadi size sorun. Çayı kaç yudumda bitirmiştim? Aferin. Dikkatlisiniz. Tebrikler. Tebrik ederim. Osay Samuel Osay deyince Osay 24 yaşında değil mi ya? Niye 26 yazıyorlar? Ha, 26 yaşında pardon. Osay 26. Ee, sağ kanat. Pardon. Ben bir karıştırmışım. Yani transfer gündemine dair olay bu. Bir ikincisi. Şimdi şu saldan ha olay benim kafama çok takıldı. Ben ee, bu olay kafama benim çok takıldı. Niye takıldım? Şimdi ben bu cümleleri söylüyorum ama yanlış anlaşılabiliyorum. Açık açık söylüyorum. Twitter hesabımda da paylaşayım. Şimdi Saldan Özen'in aklıma benim bir şey geldi. Ne geldi biliyor musunuz? Mergin Berişa geldi. Biz Mergin Berişa'yı aldık. Ben bayram ettim. Hatırlayanlar hatırlar. Bak benim e, uzun süreli takipçilerim diyorlar ki şu anda hocam evet ben çok iyi hatırlıyorum. Sen bayram etmiştin. Demiştin ki Berişa'yı alın şöyle böyle diye. Şimdi ben Yeteneğine çok inanıyordum. Almanya milli takımına dahi alınır dedim bak. Bu çocuk Alman milli takımına alındıktan sonra kimse durduramaz dedim. Nitekim alındı da. Biz Berişay'ı 5 milyon euroya aldık. Bayram ettim. Bayram dedim ki bedava aldık arkadaşlar. 25-30 milyon euro görüyorum. Bu çocukta müthiş bir potansiyel var. Etmeyin eylemeyin daha dedim. Bak bu çocuk çok iyi dedim. 5 milyon euroya aldık arkadaşlar. 2 Eylül 2021'de Salzburg takımından bir yıl sabredemediniz, tahammül edemediniz. Bakın 2020-2021 periyodunda. Ben bu oyuncunun periyot bilgisine de bakayım. 2020-2021. Şimdi bak Allah aşkına bak o kadar da kötü değildi. Gerçekten diyorum bak o kadar kötü değildi. Vallahi de billahi de bak o kadar kötü bilmiyorum bende mi yanlışlık var? 2019-20 özür dilerim. 2020 2021 de mükemmeldi. 2019-2020 Arkadaşlar bakın. 30 maça çıkmış. Bir dakika lan bu niye şey? 2019 20 Allah Allah ben mi ben mi yanıldım? Bundesliga diyor. Avrupa Ligi ÖFC Cup. Biz 2020 2021'de aldık diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir daha bakayım arkadaşlar. Ee, şey gösteriyor. 2021-22. Lan ben mi yanılıyorum? Ha Süper Lig, Avrupa Ligi, Konferans Ligi. Bundesliga, Şampiyonlar Ligi elemesi, Türkiye Kupası. Bak arkadaşlar şimdi Bundesliga, ben şöyle size anlatayım. Futbolcu aldığımız dönem 2021-22. Kafam nasıl karıştıysa bir şifre vereyim diye bayağı uğraştım. Şimdi oyuncunun oynadığı total dakika. 1537 dakika. 1537 eksi. Bundesliga'da yani Avusturya Ligi'nde 46 dakika oynamış. Çıkartayım mı bunu? Bence çıkartmayın dursun. Şampiyonlar Ligi elemesinde 19 dakika. Türkiye Kupası'nda 90 dakika oynamış. Anlaştık mı buraya kadar? 1537 dakika. Toplam oynamış. Konferans Ligi'nde 11 dakika. Avrupa Ligi'nde 370 dakika. Süper Lig'de 1001 dakika oynamış. Ben bunu 90'a bölerim. 17.07 yapıyor. 17 maç oynamış toplam. 8 gol 3 asist yapmış. Yani 17 maç 8 gol 3 asist. Şimdi bu istatistik şahane mi? Bence şahane. Ama burada hocam 34 maç yazıyor. 10. dakikada sok, 50. dakikada sok. 20. dakikada sok falan filan. Futbolcuyu bu performansla biz kiralamışız. Yalnız 2021-2022 sezonu. Bakın. Süper Lig 2021-2022 sezonu. Puan durumu yazın. Fenerbahçe'nin bir durumuna bakın. Yani Trabzonspor'un arkasında 7 mağlubiyet almış bir takımdan bahsediyoruz. 10 beraberlik 7 mağlubiyet 73 puan. Burada da anlaştık mı? Burada da hemfikiriz. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Oyuncu bir yıl sonra kiralık gidiyor. 24 maç ee, bir maçı Türkiye'de bak gitmeden önce bizde 16 dakika oynuyor. Bir maçta bir gol atıyor Süper Lig'de. Bir sarı kart görüyor. 23 Bundesliga maçı 9 gol 4 asist. 1689 dakika. Yani bizde aldığı süreden daha fazla süre almış. Gol olarak bir fark var sadece. 13 gollük katkı 1689 dakika. Ve biz bu oyuncuyu burada 4 milyon euroya satıyoruz. Sonra ne oluyor? Adamlar alıp 14'e satıyorlar. Bakın hemen hemen aynı performans. İyi de hocam orası Bundesliga burası Türkiye diyeceksiniz duyuyorum. Bak bize geldiğinde ben sevindim. Yine fena değildi. Fakat apar topar yolladık. Rogon bize kitleri, menajer dümeni o bize geçirdiler falan diyenler oldu. 300 bin euroya kiraladık. 4 milyon euroya da serbest kalır maddesi koydurduk. Millet bayram etti. Ulan dediler zararı çıkartacağız. Bir tek ben hariç. Çünkü biliyorum oyuncunun patlama yapacağını. Nitekim dörde satınca ilk kurdukları cümle ne oldu taraftarın biliyor musunuz? Yönetim istifa. Böyle bir adama nasıl 4 maddesi koyarsınız? Ardından dörde alan takım 14 milyon euroya sattı ya. 10 milyon euro kar elde etti ya. İşte futbol böyle. Saldanha ya da bir başka üzerinde durum bu. Bazı futbolcular bir yıllık olur. Bazıları 5 dakikalık. Sonrasında ne olacağını onlar da kestiremez. Hatırlatmak istedim. Mesela geçtiğimiz günlerde Tatiş'ten Ceko çıksın oyundan dedim. Biri iki golle yıldızlaştı. Diğeri bir gol bir asist yaptı. Ya demem o ki güzel kardeşlerim. Her olay bizim penceremizden görüldüğü gibi olmayabilir. Anladınız mı? Her olayda bir şeyler olabilir. Hani menajer dümeni şu bu. Galatasaray mesela 6 milyon euro açıklıyor. Fenerbahçe taraftarı ne diyor arkadaş? Menajer dümeni diyor. Niye diyor bunu? Çünkü Erden Timur çıktı. dedik arkadaş siz böyle böyle diyorlar ama yalan söylüyorlar. Aslında verilen para bunun iki katı dedim. Zaha'ya 4 milyon euro veriyoruz dediler. Galatasaray duyumcuları çıktı dedi ki sizi kandırıyorlar. 8,5 veriyorlar dedi. Zaha'ya 3 milyon euroya kiraladık dedi. Galatasaray duyumcuları çıktı dedi. Sizi kandırıyorlar dedi. Normalde 3 milyon euro maaşının 3'ünü Lyon geri kalanı Galatasaray verecek dedi. Öyle değil mi? Mesela Alan Saint Maximen 8 milyon euro kiralama bedeli yazıyor. Bazıları çıktı ne dedi? 8 milyon euro maaşı. Maaşını karşı taraf ödeyecek. 8 kiralama bedeli. Ben de diyorum ki belki de 8 milyon euroyu biz bonservisini aldık. Oyuncuyu fes edecekler. Ne bilirsiniz? Yani arkadaşlar uzun lafın kısası. Transfer durumları böyle. Ee, şifreyi alanlar Derneği. Ben şunu söyleyeyim abi. Ciddi manada söylüyorum. Galatasaray Fenerbahçe rekabetini geçtim. Artık yapacağım transferin çok çok önemi var. Ha Galatasaray almak için Rebiot'a e, yeni teklif sunmuş. Şöyle yapmış böyle yapmış. İnşallah gitmez. İnşallah kimseyi alamazlar. Zaten Avrupa listesine yetiştiremeyecekler. Şu anda Galatasaray'ın Avrupa maçları komedi olacak eğer bu kafayla giderlerse. Kadro ciddi manada kötü. Ama göreceğiz arkadaşlar. Ha Medina yazılamadı UEFA listesine. Keşke yazılsaydı. Ya arkadaş Medina yoksa da 3-4 tane isimle şey yapabilirsin ya. Yani 3-4 tane isimle şey yapabilirdin. Ne diyelim arkadaşlar. Ee, Aklımızda hayırlısı olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama şunu da belirteyim. Şunu da belirteyim. Ben Fenerbahçe'nin transferi bitirmediğini ve size şifreli olarak bir isim verdiğimi söylüyorum. Aynı zamanda Rebiot'u çok soruyorlar. Ya yani ben beklemiyorum. Galatasaray alacaktır kesin. Bunu söyleyeyim. Ben Çivili ben beklemiyorum. Recilio'yu beklemiyorum. Ama Fenerbahçe'den genç, potansiyelli isimler bekliyorum.